Merhabalar. Şimdi sizlere Alkamin'in pH damlasının et ürünlerinde kullanımı ile ilgili çok önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Sizler de evlerde bunları deneyerek aynı farkı gözlemleyebilirsiniz. Et ürünlerinde pirzolalarda, büfteklerde, köftelerde, sucukta ve piliçte kolaylıkla deneyebileceğiniz ayrı bir lezzet ve ayrı bir yumuşaklık ürünlerinize katacağı bir pH damlası. Bir deneme olsun diye bir dana eti aldık. Ve bir kuzu eti aldık. Sağ taraftaki bölümde dana ve kuzu etimize herhangi bir şey koymuyoruz. Damlatmıyoruz. Yağ da koymuyoruz. Sol taraftaki bölümde dana eti daha sert olduğu için 6-7 damla pH damlamızı damlatalım ön yüzüne. Kuzu etine de 5 damla. Damlattık. Bunu bir yayalım. Yedirelim bu şekilde. Aynı şekilde bu yüzüne de yedirelim. Diğer yüzünü de çevirelim. Buna da aynı şekilde damlatalım. 6, 7 zevkinize göre, yumuşaklığına göre damlattık. Bunu yayalım. Aynı şekilde de 5 damlamızı koyalım. Evet, bunu da yayalım ve 15 dakika bekletelim. 15 dakika beklettikten sonra istediğiniz şekilde hangi tavayla mı, fırınla mı? Kızartma kısmına geçelim. Alkamin'e koymadığımız etlerin pişirme tarzına bakıp sonuçları görelim. Daha sonra Alkamin'e elleri pişirelim. Lezzetine, yumuşaklığına bakalım. Bunlar da Alkamin'e yok. Nasıl bir sonuç alacağız? Beraber gözlemleyelim. Sağ taraftaki tabak Alkamin'siz olan. Sol taraftaki tabak da Alkamin'li tabaktı. Şimdi bunları keselim. Ve yumuşaklıklarına bakalım, lezzetlerine bakalım. Hatta bu sağ taraftaki tabakta bulunan etler daha iri parçacıklar halindeyken toparlandılar burada daha toplu bir halde. Ve sert bir görünüşü var ve kalınlaştı etler. Burada da ince tabaka halinde alkamineli etler devam ediyor. Şimdi biz bunları bir taraftan da keselim. Ve sertliklerini görüyorsunuz, zor kesiliyor. Diğer parçayı da keselim, bir parça daha keselim. Yine bakalım. Daha sert bir kesim söz konusu. Soldaki etleri keselim. Bakın ince tabaka halinde ve yumuşacık etler. Sol taraftakini keselim. Kuzu eti olanı da bakalım. Evet. Şimdi lezzetine de bakalım biraz sonra. Sağ tarafta Alkamin'le konmamış etlerimizi görüyoruz. Dana ve kuzu etleri. Daha sert olduğu kesin. Görüntüden de, büzüşmesinden de. Şimdi onların tatlarına da bakalım. Kesiyoruz bir parça. Ne kadar sert. Gelmiyor bıçağa ve büzüşmüş vaziyette. Lastik gibi. Kuzu etini deneyelim şimdi de. Şimdi de Alkamin'li olanı deneyelim. Bir parça alıp. Hemen kesiliverdi. Yumuşacık bir dana eti yiyoruz. Ve çok lezzetli. Lezzette de fark ediyor. Kuzu etimiz de aynı şekilde. Ne kadar yumuşak ve lezzetli. Tuz katmıyoruz. Sadece Alkamin'li kullanıyoruz. Siz de deneyin, farkı görün ve bizlerle paylaşın lütfen.